başkanlık sistemi şu ana kadar askerimizin, polisimizin şehit olmasına neden olan federasyonu getirmiş olacak. Yani Türkiye Birleşik Devletleri olmuş olacak. Olmaz. Onu acilen çıkarsınlar. Niye olmasın, koalisyon cayır cayır olur ya. Daha rahat, daha yani renkli, hoş bir ortam olur. Ne olur koalisyon olsa yani. Ne riski olurmuş koalisyon? Niye çekiniyorlar? Şu anki sistem için şöyle bir açıklaması var. Mevcut sistem, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın farklı siyasi geleneklerden gelmeleri durumunda kriz üretme potansiyelini taşımaya devam etmektedir. Yok canım, ne alakası var ya. Çok ufak tefek olaylarda öyle olaylar oluyor. Başka onun dışında olmuyor. Yani bir karşı görüş de olması lazım. Demokraside herkes herkesi kontrol edebilmeli, dengeleyebilmeli. Yani tek başına bir parti sürekli iktidarda. Ne oluyor? Hiç mesela PKK olduğu gibi duruyor. Daha azgınlaştı. Askerimizi, polisimizi havaya uçuruyor. Her gün üçer beşer askerimiz, polisimiz şehit oluyor. Mesela MHP koalisyonda olsa çok güzel olurdu. Ne olur yani? Şartları, yani şartı ne? Yani ağır bir şart yok MHP'nin. Makul şartları. Yani %30'da kaç tane oluyor o zaman iktidar, hükümet? %30 bile yetiyor herhalde, değil mi? Evet. Olur mu öyle şey ya? %30, %70'i yönetecek. Nerede görülmüş böyle şey? Yani diğer görüşten insanların da fikirlerini temsil eden partiler hükümette yer alması lazım. Hiçbir şey olmaz. Yani koalisyonda bir mahsul yok daha Türkiye'de. Yani umacı gibi göstermenin alemi yok. Dünyanın her yerinde koalisyon hükümetleri var. Hiçbir şey olmaz. Mühim olan şu an İttihat-ı İslam'ın kalesi olduğu için Türkiye, Türkiye'nin bölünmesi olayına yeşil ışık yakacak her şeye karşı çok şiddetli karşılık verilmesi lazım. Konu bu. Yani yoksa şudur, budur falan, bu milletin bütünlüğünü sağlamak çok önemli. Üçüncü köprü, dördüncü köprü, beşinci köprü, bunlar değil sorun. Sen köprü yaparsın, düşman gelir, hep bütün köprülerine el kor. Hepsini senin elinden alır. Evet. Sen 40 sene çalışırsın, adam 40 günde bütün malına mülküne el kor. Evet. Bölünme asıl büyük tehlike. Mesela alır adam Keban Barajı'na, hepsini el kor Güneydoğu'da. Evet. Katrilyonlarca lira para harcandı oraya. Evet. Değil mi? Evet. Bir el kor bitirir. Yani işte şunları yaptık, bunları yaptık diye bir konu yok. Bir komünist devlet kurulur oraya, mahvolursun. Her şeyini elinden alırlar. Asıl olarak güvenlik ve Türkiye'nin bölünmemesi. Konu bu yani. PYD Suriye'de o şekilde davranıyor. Halkı evlerinden çıkarıp mallarına da el koyuyor anlamına, bildiğiniz üzere. Tabii. Bütün o bölgeye hakim oldular kısa sürede, evet. PYD. Evet. Yani Stalinist'in eline geçti. Türkmenlerin köyleri, Müslüman Arapların köyleri, hepsi onların eline geçti. Evet.